Değerli Çatkapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler, yine yeni bir bölümle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Tabii ki bendeyiz. Bugün Sevda Altunsoy'un evindesiniz. Neden bendeyiz? Çünkü daha önceki bölümde size söz vermiştim. Evde sucuk yapımını ve pratik bilgilerle karşınızda olacağım. Sürprizlerle dolu bir gün yaşayacağız hep beraber. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hadi buyurun içeri geçelim. Ben hazırım değerli Çatkapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler. Hemen sizi daha fazla bekletmeden malzemelerimi tanıtacağım. Bunu size yaparken söylemek istediğim bir konu var. Geçen bir markete gittim. İsmi mevzubahis değil. Bir kangal sucuk için 620 lira dediler. El insaf. 3 çocuklu bir aile, karı koca 5 kişi... Bir kalıp sucuğu herhalde bir kahvaltıda tüketirler. Demek ki hayatlarında 2-3 ayda bir belki biraz para kenara bırakıp 620 liraya bir sucuk almak. Yani korkunç bir rakam. Küçük marketlerde gördüğümüz sucuklarda ucuz var, 100-150 lira civarı. Onların da içindeki katkı maddelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Hindi, tavuk, karışımı vesaire vesaire. Bilmediğimiz şeyleri de tabii ki yemek istemiyoruz. Bundan dolayı çok sağlıklı, evdeki bütçenize, ekonominize fayda sağlayacak bir tarif vermek istiyorum. Bu da örneğin bende şu anda 800 gram dana kıyma var. Ben bunu 350 liraya aldım. Yani 350 liraya dana kıyma aldım. Masrafı olarak bütün bu malzemeler zaten baharatlar evimizde mevcut. Dolayısıyla bundan takriben 3 veya 4 kalıp sucuk çıkacaktır. Şimdi hemen tarifimi vermeden önce kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, bu tercihe bağlı ister acılı ister acısız yapabilirsiniz. Karabiber ve olmazsa olmazı evdeki sucuk yapımında kimyon. Dana kıymamız takriben az yağlı olarak almıştım zaten. %15 oranında yağ var içinde. Şimdi hemen baharatları dediğim gibi kendi damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Ben bol baharatlı severim. Şöyle tatlı kaşığıyla 2 kaşık pul biber koydum. Benim bu toz biberim biraz acı. Dolayısıyla ondan bir kaşık şöyle renk versin diye koyuyorum. Ve karabiber zaten acı. Ondan da şöyle tatlı kaşığını tam doldurmadan koyduk. Ve şimdi sıra geldi kimyona. Kimyonda dolu dolu bir yemek kaşığı koyuyorum ben. Daha önce de defalarca yaptım bundan dolayı. Hatta bir ucundan azıcık daha koyacağım. Çünkü sucuğa tadı veren kimyondur. Tuz yine size bağlı. Ne kadar tuzlu yersiniz. Bu biraz fazla oldu. Herkes tuz sevmeyebilir. Minnacık daha aldım. Evet değerli izleyiciler, şimdi bu harcımızı takriben 10-15 dakika iyice yoğuruyoruz. Bu baharatları bu kıymaya
iyice yediriyoruz. Çiğ köfte yapar gibi yumruklarınızı kullanabilirsiniz. Evet, takriben 10 dakika geçti. 10 dakikadır yoğuruyorum. Çiğ köfte de yapsaydım olurdu neredeyse. Fakat ne kadar çok yoğurursak, ne kadar çok baharatlarla pişerse o kadar dayanıklı olur. Ben bu sucukları normal böyle mutfak için kullanılan jelatin filme saracağım. Bunun için bir aktardan bağırsak da alabilirsiniz. Bağırsakları normalde alıp sirkeli suya koyup bekletip evde makineniz de varsa makineyle içini doldurabilirsiniz. Makineniz yoksa herhangi bir pet şişesini kesip onu göstereceğim size. Bağırsağı ucuna denk getirip elinizle doldurabilirsiniz. Ancak ben bağırsak kullanmayacağım. Ben film streç kullanacağım. Normalde güneş görmeyen bir yerde bağırsakla olsun veya beze de konulabiliyor. Muhafaza etmek için bir hafta balkonda güneş görmeyen bir yerde kuru havada bekletebilirsiniz. Veya buzluğa atarsınız. Buzlukta hemen ertesi gün servise hazırdır. Sadece buzluktan çıkardığınızda oda ısısında bir 10-15 dakika bekletin. Size onu da göstereceğim az sonra. Sonra hemen servis edebilirsiniz. Bu şekliyle taze taze köfte gibi yapıp hemen tavaya koyup yine pişirebilirsiniz. Yani muhafaza etmenin birçok şekli var. Ben buzluğa koymak istemiyorum derseniz buzdolabının alt gözüne koyarsınız ama bir hafta içinde tüketmeniz gerekir. Orijinalinde tabii ki sucuk balkonda, kuru havada, güneş görmeyen yerde bir hafta 10 gün bekletilerek kurutulur. Orijinal sucukla birebir olur. Evet, değerli Çat Kapı Ziyaret izleyen tüm güzel yürekler. Şimdi sucuğumuz hazır. Takriben 10-12 dakikadır yoğuruyorum. Nasıl film streçe konulur onu göstereceğim size. Evet değerli Çat Kapı Ziyaret izleyen tüm güzel yürekler. Normalde bu sucuğu yaptıktan sonra buzdolabına bu şekilde koyup bir gün bekletilir. Ertesi günde sarılır. Ama haliyle biz şimdi televizyon programında olduğumuz için ben onu bekletmeden saracağım. Şöyle stretch film alıyorum. Hemen şöyle tepsimin içine koyayım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bıçağımız. Hemen eldivenlerimi giyeyim çünkü elimde
de bulaşmasın. Evet. Tekrar sucuğumuza geri dönelim. Şöyle bir kez daha elden geçireyim. Ve hemen ortalama rulo yapmak istediğim kadarını streçe koyacağım. Büyütebiliriz, daha da küçük yapabiliriz. Kangalım biraz küçük olacak. İsterseniz daha büyük streç film kullanabilirsiniz. Daha büyük bir kangal elde edebilirsiniz. Şimdi şöyle streç filmi bir kenarından alıyorum. İyice şöyle yuvarlıyorum. Biraz daha yuvarlayalım, şekil alsın. Girmesin. Onu şurada bırakıyorum ve sarıyorum. Bir ucunu iyice şöyle bir düğüm atalım buraya, hava almasın. Ve diğer tarafa geçiyoruz. Bunun da tam böyle uca gidecek. Oradaki boşluğu da dolduracak şekilde itiyorum. Buraya da bir düğüm atalım hemen. Dediğim gibi benim kangal sucuğum biraz küçük oldu. Hemen onu şöyle bağladığımda bir adet kangal sucuk elde etmiş oldum. Ben bunu buzluğa koyacağım ve yarın hemen tüketime hazır olacak. Devam edelim. Böylece bir öğünlük oluyor. Bu da yeterli oluyor. Şöyle streçi üzerine koyup bir rulo yapalım. Sonra tekrar açalım. Streç film araya girmesin. Şunu şurasında bırakalım. Ve saralım. Evet, bunu da her iki tarafını güzelce bağladık, hava almasını engelledik. Hava, yani balkonda eğer bunu kurutacak olursanız, o zaman bu hava kabarcık olan yerlere bir iğneyle delip havasını dışarı çıkmasını sağlayın. Devam edelim. Nasıl açtım bu streçi ya? Bir daha beni hiç üzmedi. Evet, değerli Çat Kapı Ziyaret izleyen tüm güzel yürekler. Bugün bir kameramanımız var yanımızda. İsmi Selim. Yavuz Selim Kurnaz. Bugün o bana eşlik ediyor. Bugün çekimlerimi o yapıyor. Biraz kendinizi tanıtır mısınız sevgili Yavuz Selim? Ben kameraman.
Ben şu anda sucuk bekliyor. Bu da güzeldi. Evet. Arkadaşlar, aynı zamanda müzisyenim. Evet, kendini tanıt. Müzik işiyle uğraşıyorum ve gördüğünüz gibi kamera işiyle uğraşıyorum. Evet, Yavuz Selim Kurnaz Bey aynı zamanda görüntü yönetmenidir kendisi. Klipler çekiyor, film çekimleri yapıyor. Kendisi aynı zamanda ses sanatçısıdır. Enstrümantal çalıyor. Alanya'nın çeşitli yerlerinde sahne alıyor. Bugün kıymetli vaktini bana ayırdı ve çekime geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Vallahi sucuk yiyeceğiz dedi. Gel çekim yapacağız dedi. Tamam, yani dedim, yoksa gelmeyecekti çekime. Madem sucuk var, ben geleyim Sevda Hanım dedi. Hem de dedi tarifinizi almış olurum dedi. Çok da iyi oldu. İyi ki geldi. Evet. Bundan sonra marketlerden sucuk almayacağım. Kesinlikle. Ben sana yaparım sık sık sucuk. Tamam. Uğra. Duydunuz güzel. Arkadaşlar, sözünü aldık. Kesinlikle. Sözüm sözdür. Bu sucuğu yapacağımı değerli izleyicilere söz verdiğim için yapıyorum bugün. Oysa Antalya'da 3 tane aile beni bekliyor. 3 tane çekim beni bekliyor. Vakit bulup gidemedim. Dedim hiç olmazsa sözümü yerine getireyim. Sucuk tarifini vereyim. Gerçekten çok faydalı. Yani laf lakırtı olsun diye değil. Bir program daha olsun diye değil. Kesinlikle değil. Bu çok ekonomik. Şu anda takriben 2 tane daha çıkacak. Yani 5 öğünlük sucuk. 5-6 öğünlük sucuk normal bir 3 çocuklu aile için. Ve 350 liraya mal etmiş olacağım. Şimdi bu mümkünken neden içinde ne olduğu belli olmayan hindiymiş, tavukmuş, satakatmış bilmem ne alayım? Veya gidip 620 lira verip kangal sucuk alayım. Yani kusura bakmayın, alamayız. Bu ekonomik şartlarda alamayız. Bir nebze de olsa evinizdeki bütçenize katkıda bulunabildimse ne mutlu bana. Şöyle son sucuğumuzu da yapalım. Yani ben 3-4 öğünlük belki 5 öğünlük dedim ama yani her gün de sucuk yememize gerek yok. Rahatlıkla bir ay yeter bu yaptıklarım. Sabahlara böyle yumurta kırıp, yani sucuklu yumurta yapsanız herhalde bir hafta gider. 1, 2, 3, 4 hafta, bir ay. Değerli Çakıp Ziyad izleyenler, ben size tabii ki göstereceğim nasıl doğranıp pişirildiğini. Çünkü şu anda ben taze yaptığım için bu taze yaptıklarımı kullanamayacağım. Ama sırf size göstermek için dün yaptım ben, hazırladım, buzluğa attım.
ve az önce de buzluktan çıkardım. Oda ısısında bıraktım. 10-15 dakikadır oda ısısında duruyor. Hemen onu doğrayacağım, pişireceğim. Canlı canlı göreceksiniz. En sevdiğim bölüme geldik. Yavuz Selim, gördün mü? Bak kaç tane sucuk çıktı. 800 gram kıymada. Çocukların nefsi kalmasın. Gerçek sucuk yesinler. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan, tanıdığınız, bildiğiniz kasaba gidin. Yarım kilo kıymadan bile yapsanız yeterli. Şöyle şu uçlarını da keseyim de. Bunlar buzluğa kalkacak. Şurada görmüş olduğunuz üzere bunları dün yapmıştım. Bunlar soğudu. Hatta şunu dışarıda bir gün beklettim. Yani bunu bir hafta bekletsem orijinal sucukla birebir olacak. Fakat hemen çekim yapacağım için içeri aldım. Aynen orijinal sucuk gibi kesin. Streç filmi sonradan çıkarabilirsiniz. Değerli Çatkapı Ziyaret izleyen tüm güzel yürekler, şekilde görüldüğü üzere aynen sucuk gibi kesiyoruz. Yalnız bir şey belirtmek istiyorum. Ben bu sucuğa sarımsak koymadım. Bunda sarımsak var. Daha doğrusu sarımsağı unuttum. Yani buna en az 5-6 diş de sarımsak konuluyor, bilginize. Ben biraz kalın kalın yapıyorum. Bana özel. Sana özel, evet. Kameraman özel. Şöyle jelatini çıkaralım. Tavamızı alalım. Jelatin kalmasın. Acıktın mı Yavuz Selim? Kurt gibi. Allah'ımız. Çok iyi oldu. Normalde ben çekimlere gittiğim evlerde yemeklerin tadına bakıyorum ve yorumluyorum. Burada tadına sen bakacaksın. Gurmeliği ben yapıyorum. Gurmeliği sen yapacaksın ve yorumlayacaksın. Nasıl olmuş sucuğum? Tabii dediğim gibi bunda sarımsak var. Bu yeni yaptığımda sarımsak yok. Bir tane daha keselim. Hatta şu kangalı bir keselim. Şöyle büyükçe bir kangalımız olmuş olsun. Jelatini de alabiliyorum. Neyse uğraşmayayım. Şuradan kesmeye başlayayım. O bir hafta bekleyen o mu? Bunu o, 6 o ay... Bunun rengini görüyorsun koyu. Evet. Bu dışarıda kaldı yani bir gün. Hı. Kuru havada, baştan söylemiştim ben bunu. Kuru havada bunu bir hafta 10 gün bekletirlerse ama hiç hava almayacak. Genellikle beze sarıyorlar veya bağırsağa sarıp da koyuyorlar temiz havaya. Kuru havada güneş görmeyen yerde bir hafta 10 günde orijinal sucuğun rengini de alır. Kendisi de ona dönüşür. Ben buzlukta yaptım. Buzluğa koydum. Hemen bugün tüketime başlayabiliyoruz. Bunun buzunun tamamen çözülmesini beklemeyin tabii ki. Buzluktan çıkardığınız anda 10-15 dakika oda ısısında kalsın. Hemen servise hazır. Arkadaşlar bir hafta bekleyen güzel sucuğu kendine sakladı. Öyle deme, hemen doğruyorum onu sana. Yok, sen öyle dedin ya. Bu zaten kime yetecek? Doğramadı. Hemen onu da doğrayalım. Ben bunu zaten değerli arkadaşlar, izleyicilerimiz için yapmıştım. Olur mu? Hemen. Onu şöyle de ayırt edelim ki evet, görülsün. Renkler. Hangisi? Renkler çok farklı. Tabii buzlukta olan taze ki aynı kıyma renginde kalıyor. Ama bunu ben şimdi sadece bir gün beklettim. Bir hafta bekleseydi gördüğünüz gibi rengi de artık sonuna doğru kesemedim. Sana özel olsun, ne demek?
gerçek sucuk rengi arkadaşlar. Şuna baksanıza. Yani temiz havada bekleyen, dışarıda güneş görmeden bekleyen zaten orijinal sucuk gibi oluyor. Bir hafta 10 gün beklemeniz lazım. Hemen yenmez o. İyice kuruyacak, kuruması lazım. Ama yine aynı tadı alıyor değil mi? Tabii tabii. Buzdolabına da koysan? Aynı tat, hiç değişmez. İçindeki malzeme aynı. Zaten şimdi sen tadacaksın ve tadını aldığında söylersin bana. Hemen hiç yağ koymayacağım. Kıymanın yağı var. Orijinal sucuk. Bildiğiniz sucuk. Evde yaptım. Dün yaptım. Bugün yaptıklarımı da gördünüz zaten. O pişsin. Evet arkadaşlar. Sahne sonunda sucuk ekmek yemeye gidiyoruz. Ve 150 TL sadece sucuk ekmeğe para veriyoruz. Şunun sesine bakar mısınız ya? Ondan sonra onun ayranını içiyoruz. Sonra çay içiyoruz vesaire. Çaylar gerçi ücretsiz de. Evet Sevda Hanım. Yani yaklaşık 200 TL falan gidiyor. Kıymayı kaça aldınız? Ben kıymanın kilosunu tam net olarak 360 TL'ye aldım. Ya. Yani 360 TL'ye aldığım kıymadan gördüğün üzere 5-6 kalıp sucuk çıktı. Ya. Ve orijinalinden hiç farkı yok. Lezzet aynı. Zaten sucuğa tadı veren kimyondur. Ne kadar kimyon kırarsan o kadar çok sucuk tadı alırsın. Baharat da dediğim gibi damak tadınıza göre. Hiç yağ koymadım. Kıymanın kendi yağı. %15-%20 oranında yağlı kıyma almıştım. O da şu anda kendi yağını bırakıyor. İsterseniz bol yağda da kızartabilirsiniz. Tercih meselesi. Bunun üzerine yumurta da kırılabilir. Şu gördüklerim balkonda kuruttuklarım. Şunlar da buzlukta beklettiklerim. İyice bir pişsin. Bir kez daha arkalarını çevireceğim. Ondan sonra tadıma sana sunacağım. Kamerayı ben alacağım. Seni çekeceğim. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Kokuyu alabiliyor musunuz? Alırlar. Alanlar yorulmaz. Allah 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 Allah. Süper. Sucuk koktu. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Sen çok acıkmışsın Yüksel'in. Valla uyandım da geldim. Öyle mi? Evet. Geç yatıyorsun herhalde. Yani gece saat, sahnen var. Evet, saat 3'te sahne bitiyor. Kaçta bitiyor? Saat 3'te, gece 3'te. Gece 3'te sahnen bitiyor, eve geliyorsun, oldu 5. Evet. Yat, uyu, tabii ki öğleden sonra kalkıyorsun. Evet, haliyle. Allah kolaylık versin. Turizme elveda demek ne kadar iyi oldu benim için. Ben de 12.1'den önce hiç eve gelmiyordum. Evet. Zor turizmde çalışmak. Çok zor. Ya zaten normalde 2-3'te yatan insanlarız. Sağlıksız, çok sağlıksız. Yani. İsterler ki 11-2 arası mutlaka uykunuzu alın. Hangi ara alacağız? Gece 12-1'de zaten işten geliyorsak. Evet değerli Çatkapı ziyaret isteyen tüm güzel yürekler. Şimdi Yavuz Selim tadım yapıyor. Anlat bakalım. Evet.
Evet arkadaşlar, şu anda gurmelik yapmayacağım. Gurmemiştik yapacağım. Çok güzel, gerçekten mükemmel bir sucuk. Ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Dipnot düşmek istiyorum. Ben sıvı yağ ilave edecektim ya. Sıvı yağ şart değil bu sucukta ve ben ilave etmedim, onu da belirtmek istiyorum. Çünkü almış olduğum kıyma %20 oranında yağlıydı. Dolayısıyla sıvı yağına gerek koymadım. Şimdi merak ederler neden sıvı yağını kullanmadı diye. Bunu da dipnot olarak düşmüş olayım. Valla şöyle bir yakın çekim alalım isterseniz. Sıvı yağda gerçekten gerek yok yani. İsteyen tabii ki koyabilir ama yakın çekimde göreceksiniz ki muhteşem. Yağları var yani. Kıymanın yağı var. Ve mükemmel. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar siz de yapın. Sizlere de afiyet şeker olsun. Tabağa şöyle bakabilirsiniz. Az önce dediğimiz gibi sıvı yağ gerek yok. Kıymanın zaten kendi yağı var. İkinci bir yağ gerek yok. Ve ben bunları olay içtiğimde yiyorum. Afiyet şeker olsun. Bana afiyet olsun. Sıcak ekmek getirdim, fırından çıkardım. Mükemmel. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Türk usulü sucuğu, Sevda Hanım'ın sucuklarına ekmeğin arasında koyuyoruz ve götürüyoruz. Afiyet şeker olsun. Sucuk mükemmel arkadaşlar. Doğal, organik. Gidiyorsun, kıyma alıyorsun kasaptan. Eti yiyorsun. Kardeşim bana buna kıyma çek. Ondan sonra baharatları zaten alıyorsun marketten. Gerek yok. Gerçekten gerek yok yani. Aynı lezzet bunda da var. Ya Yavuz Selim, çok pahalıydı. Gerçekten hani bir tane kangal sucuk alabilirim. Hı. Ama yani el insaf 620 lira nedir ya? Bir kangal sucuk bir kahvaltıda tükenecek bir şeye 620 lira. Ne oluyoruz? Yani bu ekonomik krizde insanlar artık neyle besleniyor bilmiyorum. Ve bundan dolayı da arada bir böyle çekimler sırasında yine ben pratik bilgiler vereceğim yani. Örneğin 350 liraya kaç kangal sucuk yaptık şu anda. Bize bir ay yeter. Yeter. Yaklaşık 6 ay önce aldığım sucuk, 200 TL'lik sucuk ve de bayağı markalı, zaten söylemeyeceğim şu anda. Yani 200 TL alıyordum 1 kilo sucuğu. Evet. Geçenlerde alayım dedim. Adamlar 700 TL yapmışlar sucuk. Ya benim baktığımda takriben bundan bir ay önce bakmıştım. Demek bugün 700 olmuş aynı sucuk. 199 lirayı gördüğümüzde bile normal Türkiye standartlarına göre gelirimize bakarsak bu rakamlar korkunç rakamlar. Yani bir emekliyi düşün, 7500 lira maaş oluyor. Bunun 700 lirasını sucuğa verdiğini düşün, geriye kalıyor 6800 lira. Ne yapacak bu insan? Yani inşallah tez zamanda, kısa bir zamanda bütün bu sıkıntılar geçer. Normal bir standart hale dönüşürüz. Evet, sevgili Yavuz Selim, yemeğini yesin. Sucuğun tadına o baktı. Bugün ben tadım yapmıyorum. Ve ardından hemen ikinci pratik bilgiyle sizlerle olacağım. Ne mi var bugün? Bugün bir kalıp sabundan sıvı el sabunu yapmayı göstereceğim size. Bayılacaksınız. Yani orada bile ya ne kadar kolaymış deyip bir daha gidip şu kadarcık sıvı el sabununa 150 lira vermeyeceksiniz. Hiç gerek yok. Ben sucuk yemeye devam ediyorum. Afiyet şeker olsun. Ben de kahvemi içeyim. Şimdi size sıvı el sabunu nasıl yapılır, onun tarifini vereceğim ve tekrar masanın başına geçiyoruz hep birlikte.
Çatkapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler, şimdi hep birlikte evde sıvı el sabunu nasıl yapılır öğreneceğiz. Şurada bir ölçeğim var, 1 litrelik. Bundan 4 litre tencereme koydum. Tencerem kaynıyor ve hemen kullanacağım malzemeyi göstereceğim. Örneğin 4 litreye ortalama şu boyda küçük bir sabun yeterlidir. İlla ki hazır kalıp kullanmak zorunda değilsiniz. Evinizde atık sabun vardır, küçülmüş sabun vardır, el avuca gelmiyordur, küçük parçacıklardır. Onları da kullanabilirsiniz. Ben ama size şimdi örneğin renkli olsun diye bir tane küçük yeşil sabun kullanacağım. Bunu rendemizin büyük tarafıyla bir güzel rendeliyoruz. Küçük olduğu için bir bütün olarak hepsini yapacağım. Eğer büyük kalıbınız varsa büyük kalıbın 4'te 3'ünü kullansanız 4 litrelik suya yeter. Bu da tamam. Şu şekilde bir sabun elde ettik. Bunu şu anda tam kaynamasına gerek yok. Kaynamak üzere olan ılık suya ilave edelim. Evet, suyumuz da kaynamaya başlayacak neredeyse. Ben küçük bir kalıbımı suya koydum. Yani mutfakta her zaman yiyecek, içecek yapılmaz. Arada bir de desenfekte için malzeme kullanılır. Bunu takriben 3-4 dakika kaynatmanız yeterli. 3-4 dakika sonra soğumaya alıyoruz. Soğuduktan sonra şişeleyebilirsiniz. Evet değerli izleyenler, sabunun kendi kokusu zaten var. Buna ilaveten bir şey katmak zorunda değilsiniz. Fakat ben parfüm de yaptığım için evimde böyle yağlarım var. Örneğin bir lavanta yağım var. Güzel uçucu yağ deniliyor bunlara. Birkaç damla şöyle lavanta kokusu vermek istiyorum. Birkaç damla dediğime bakmayın, en az 10-15 damla damlattım. Lavanta yeterli. Biberiye de var. Biberiye de bu gibi deterjan konularında veya sabun konularında muhteşem bir kokusu var. Ondan da birkaç damla damlatmak istiyorum. Yeter bu kadar. Lavanta ağırlıkta olsun. Evet. Ve. Bunu katmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Az önceki sıcak su ve sabun yeterli geliyor. Fakat ben birazcık da, çok az da olsa beyaz sirke koyacağım. Beyaz sirke belki köpürmesini engeller, azaltır. Hiç sorun değil. Desenfekte açısından beyaz sirke iyi gelecektir. İşte el sıvı sabunumuz hazır. Şimdi sadece soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da banyonuzda, mutfağınızda, nerede kullanmak isterseniz şöyle bunlarla şişeliyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Değerli Çatkapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler, sucuğumuzu yaptık. Sıvı sabunumuzu yaptık. Hepinizi sımsıkı kucaklıyorum. Bugünlük bu kadar. Bir programa daha veda ederken hemen kamera arkasında sevgili Yavuz Selim'i yanıma alıyorum. Beraber bir Çatkapı ziyaret yapalım değil mi her zamanki gibi? Doğru. Şöyle Yavuzcuğum. Çatkapı ziyaret. Ve hoşça kalın.